Aslına bakarsanız yakın bir geçmişe kadar Türk yöneticilerin global şirketlerdeki kariyeri çok da parlak değildi diyebiliriz. Ancak Türkiye'nin son 20 yılda yaşadığı 4 tane irili ufaklı ekonomik krizden sonra, ikisi büyük olmak üzere, özellikle 2001 krizinden sonra Türk yöneticilerinin de global şirketlerde bir yükseliş trendine girdiğini söyleyebiliriz. Bu trendin ana sebebi bu. Avrupa'da da, Amerika'da da büyük ekonomilerde ekonomik krizler yaşandıktan sonra şirketlerin yönetmekte zorlandıkları işlerde aslında bu deneyimli ve 2001 krizini yaşamış Türk yöneticilerinin deneyimleri devreye girmeye başladı ve o günlerden sonra Türk yöneticilerinin global şirketlerdeki aslında performansı ve bulundukları konum giderek ilerledi ve artmaya başladı. Bunların içerisinde sembol bir isim çıktı aslında. O da Coca-Cola'da Muhtar Kent örneği oldu. Bununla beraber son yıllarda Türkiye'de Türk yöneticilerinin global şirketlerdeki kariyerlerinde ve bulundukları konumlarda önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Türkiye'nin nüfusu veya global şirketlerdeki Türk çalışan sayısının üst yönetim kademelerindeki insanlara oranına baktığımız zaman Türkiye hala çok geride. İyi bir trend var ama olması gerekenden hala uzakta ve bu arayı Türk yöneticileri kapatmaya başladı diyebiliriz.